Herkese merhaba. Evet, uzun zamandır Instagram'da paylaşım yapamadım çünkü bu ara çok yoğundum. Ama geçen size sorduğuma göre anladım ki umarım doğrudur. Japonca'ya ilgisi olan bayağı bir insan var aslında. Ve hani ben de şu an bildiğiniz üzere daha Japonca bilmiyorum. Geleli daha 6 ay falan oldu. Çalışıyorum tabii, çok vakit ayarlayamadım. Ama neyse. Bundan sonra çalışma sürecimi sizinle de paylaşmak istiyorum. Hem yeni öğrendiğim kelimeler, yeni öğrendiğim ek notlar olduğunda sizlerle Instagram'dan paylaşırım. Hem de birbirimize destek olmuş oluruz. Ben de bu şekilde daha böyle stabil her gün çalışmış olurum sizinle paylaşacağım için. Umarım ilginizi çeker. Şimdi ufak bir Japonca'ya giriş yapmayı düşünüyorum. Ama bundan sonra da Instagram'da böyle her gün birkaç kelime veya dediğim gibi ek notlar vermeyi düşünüyorum. Umarım sizin de ilginizi çeker. İlk önce alfabeden bahsedeyim. Büyük ihtimal duymuşsunuzdur. Japonca'da 3 tane alfabe vardır. Hiragana, katakana ve kanji olmak üzere. 3 alfabe, hepsi birbirinden karışık. Hepsini öğrenmek çok zor. Şimdi öncelikle aslında önceden kanji kullanılıyormuş. Bu Çinlilerden alınan bir alfabe oluyor. Zamanla bu kanjideki zorluğu azaltmak için bir hiragana alfabesi üretilmiş. Hatta çoğu kanjinin mesela okunuşları zor olan, çok bilinmedik kanjiler olduğunda yanına ufak böyle hiragana ile yazarlar okuyabilin diye. Yabancı dillerden gelen kelimeleri belirtmek için de katakana alfabesi oluşturulmuş. Mesela yabancıların isimleri de hep katakana'da yazılır falan. Yabancı kökenli şeyler için katakana, kanji ve kanjinin kolaylaştırılmış kısmı diyelim hiragana. 3 adet alfabe var. Öğrenmek çok zaman alıyor. Özellikle kanji binlerce kelime var. Yani her kelime bir anlama geliyor. Her harf gibi her kelimeyi öğrenmek zorundasınız. Binlerce kelime ezberlemek zorundasınız. Zannetmiyorum bir Japon'un tüm kanjileri bildiğini. Günlük hayatta kullanılan, en sık kullanılanları biliyorlar. Ama cümleden anlamını çıkarabiliyorlar böyle. Hatta bazen sözlüğe bakıyorlar falan. Hani bunlar olabilen şeyler çünkü kanji çok karışık. Ana seviye olarak yaklaşık 2000 kanji kelimeden sorumlusunuz. Bunları bilmeniz gerekiyor. Tabi bunlar çok uzun zaman alıyor. Çünkü dediğim gibi her kelime ayrı bir şey. Hepsi birbirine benziyor. Hepsi belli bir kökenden geliyor. O kökeni anlayıp sonra o ekleri de üzerine geçirip mantığını anladığınızda anlamını anlayabiliyorsunuz. Ha tamam, bu demek diyorsun. Ama okunuşunu bilmiyorsunuz. İşte yabancılar için de en zor olan kısım burası aslında. Anlamını öğrenmek daha kolay sürüyor ama okunuşlarını hatırlamak çok çok daha zor oluyor. Ayrıca bir kanji birden fazla anlama sahiptir. Yani cümlenin anlamına göre kelimenin anlamı da değişiyor. O yüzden de biraz da karışık oluyor. Hiragana'da ise aslında böyle bir zorluk olmuyor. Çünkü aynı Türkçedeki gibi harfler birleşip kelime oluşturuyor. O yüzden okumada bir problem yaşamıyorsunuz. Okuması çok kolay oluyor. Katakana da aynı şekilde yine harfler birleşip kelime oluşturuluyor. Bunlar da okuma sıkıntı değil. Sadece kanji de okuma sıkıntı. Katakana'da da ama işte yabancı kelimeleri bazen çok komik geçiriyorlar. Mesela bira İngilizce'de beer demek. Bunlarda da Japonca'da da biru diyorlar. Otobüs İngilizce'de bus demek. Bunlarda basu diyorlar. Mesela benim ismim Ayşegül. Katakana'da, Japonca'da benim ismim Aishiguro. Aishiguro. Böyle bir şey oluyor. Hala tam söyleyemiyorum. Yani o yüzden böyle çok komik geliyor kulağa bizim için. Hatta komik şarkılar falan yapılıyor. Ama yine en azından okuyabiliyoruz. Hiragana ve Katakana'yı sürekli tekrar ederek 3-4 haftada öğrenebilirsiniz. Sıkı çalışmanız gerekiyor. Her harf birbirine benziyor. O yüzden sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Artık zaten hani internette, YouTube'da sınırsız kaynaklar var. Hani bunları da bulmakta zorlanmazsınız. Ben genelde İngilizce çalışıyorum. Çünkü hani burada Türkçe kaynak bulmak zaten imkansız. Ve bilmiyorum, hani İngilizce kitap buldum. Hani elden oydu. Ben de İngilizce çalışıyorum. Ama Türkçe çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü gramer yapımız aynı. Bir cümle kuracağınızda İngilizceden ben onu karışık olarak anlıyorken Türkçeden siz direkt aynı cümle yapısını anlayabiliyorsunuz. O yüzden hani İlginizi çekiyorsa bizim için aslında öğrenmek diğer çoğu dile göre daha kolay oluyor. Zor kısmı dediğim gibi kanji, okuma, ezberleme. Ama zamanla bunlara da alışırız. Alışırız diyorum çünkü ben de daha alışmadım.
Yani zamanla bunları da ilerlettikçe daha kolay olacaktır. Cidden eğer istiyorsanız azimle çalışmaya devam ediyoruz. Ayrıca şunu da belirteyim. Japonya'da çoğu yabancı insan okuma yazma bilmiyor ama konuşmayı biliyorlar. Çünkü dediğim gibi okumak çok zor. Yazmak hele hele bizim için daha da zor oluyor. Çünkü bir yerden sonra kanjiler karışıklaşıyor falan. Yani o yüzden çoğu yabancı okuma yazması yok ama konuşabiliyor. Ama açıkçası bu da bana biraz tembellik geliyor. Sonuçta ben burada yaşıyorum. Birine bağlı olmadan etraftaki şeyleri de okumak isterim. Konuşmak zorunda olmayayım yani. Bilmiyorum, o yüzden bir şey yapıyorsam tam anlamıyla yapmak istiyorum. Zaman alsa da çalışıp zamanla öğreneceğim. 2-3 yıla konuşacak hale gelirsin diyorlar. 2-3 yıla çok uzun ama neyse. Çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi ben burada size oturup alfabeyi öğretmeyeceğim. Çünkü bunlar sizin pratik yaparak, sürekli yazarak öğrenmeniz gereken şeyler. Ben burada bunu okurum ama bunların size hiçbir şeye faydası olmaz. Ben 2-3 hafta aralıksız sürekli tüm harfleri tek tek deftere yazıp yazıp tekrar ediyordum. Aynı nasıl ilkokulda, lisede İngilizce kelime defalarca 5-10 kere yazıyorsak aynı şekilde çalışın. Çünkü yazmadıkça aklınızda kalmıyor. Bir de böyle bir şeylere benzetirseniz falan daha da akılda kalıcı oluyor. Neyse, ama şunu da belirteyim. Yazarken mesela çubuğu soldan sağa mı götüreceksiniz, sağdan sola mı götüreceksiniz? Bunlar da çok önemli. Çünkü ileride kanji çok karışıklaşacak. Bir tane kelime karışık, bir sürü işaret olacak falan filan. İşte o zaman nasıl ya, nereden geldiniz, mesela soldan sağa geldiğin falan çok önemli oluyor. Hem yazma düzeniniz oturuyor, yazabiliyorsunuz. Hem de anlamı da aklınızda kalıyor diyorlar. Daha o kadar ilerleyemedim, bunu göremedim ama genel olarak söylenen nokta, nasıl yazdığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Onlar nasıl yazıyorsa siz de öyle yazacaksınız. Çünkü bunların hepsinin belli bir kuralı, mantığı var. İleride bu mantığı oturtmanız gerekiyor ki kanji de ezbere gitmeyin, anlayarak gidin. Hiragana'da 5 tane sesli, 10 tane sessiz harf vardır. Önce gördüğünüz gibi A, İ, U, E, O 5 tane sesli harf. Ve geri kalan tüm sessizlere bu sessiz harfler tek tek gelerek sessiz harfler de oluşturuluyor. Yani K tek başına kullanılmıyor. K, Ki, Ku, Ke, Ko bunlardan birisini kullanmak zorundasınız. Bir de N var. N tek başına sessiz olarak bulunan tek harftir. Onun dışında hepsi yanında bir sesli harf bulundurmak zorundadır. Üstüne bu çift tırnak geldiğinde ise bizdeki sert ünsüz dediklerimizi yumuşaklaştırmış olur. Türkçeden anlatacak olursak. Mesela K, G'ye dönüşür. Sa, Z'ye dönüşür. Ta, D'ye dönüşür. H için özel bir durum var. Hem B sesini oluşturuyor, hem de üzerine bir yuvarlak çizerek P sesini de oluşturuyor. Ayrıca bu Y harfinde ya, yu, yo, i sesiyle oluşan sessizlerin son devamına geldiğinde mesela ki ve ya birleşiyor, kia. Bunları ise telaffuz etmek benim için biraz zor oluyor. Ama anladınız siz ne demek olduğunu. Kia, kyu, kyo. Mesela Hiragana'da ben örnek verecek olursam ne, re ve va. Bu üçünü çok karıştırıyordum. Çünkü gördüğünüz gibi birebir aynılar neredeyse. Katakana'ya baktığımızda ise gördüğünüz gibi katakana hiragana'nın birebir aynı sesleri. Sadece katakana yabancı dillerden geçmiş kelimeleri belirtmek için kullanılır. Ama geri kalan seslerin hepsi aynıdır. Yazılışları farklıdır. Mesela en basitinden günlük hayatta kullanacağınız birkaç cümleden bahsedeyim. Ohayo, günaydın. Daha saygılı, kibar hali ise ohayo gozaimasu, merhaba için konnichiwa, iyi akşamlar demek için konbanwa, güle güle demek için sayonara, iyi geceler demek için oyasumi, saygılı hali ise oyasuminasai, teşekkür etmek için arigato, saygılı hali ise arigato gozaimasu, özür dilerim, pardon demek için sumimasen. Metroda hep birilerine çarptığımda sumimasen, sumimasen bu şekilde bahsediyorum. Hayır demek için iyiye. Ben gidiyorum ama siz diyelim odada kalıyorsunuz. Bu durumumdan bahsetmek için itte kimas diyorum. Yani giden kişi diyor ki itte kimas. Mesela odada kalan sizseniz
diğer kişi gidiyorsa, diğer kişi ittekimas diyor, siz de diyorsunuz ki itter aşağıyı, itter aşağıyı. Ben geldim tarzı bir şey demek için tadayıma. Yani evde birisi var, ben eve sonradan girdim veya işe geldim, tadayıma. Karşı tarafta size okaeri diyor. Saygılı hali ise okaeri nasai. Bizde eline sağlık anlamına gelen gibi bir şey, yemeğe teşekkür etmek için itadakimasu. Bu yemeğe başlamadan denir. Yemeği yedikten sonra ise gochisousama. Bunu saygılı hali ise gochisousama deshita. Çok uzun ya. Nasılsın demek için hajimemashite. Tanıştığımıza memnun oldum demek için yoroshiku onegai shimasu. Bu da çok karışık. Şimdi birkaç önemli noktadan bahsedeyim. Mesela kanjide, kitap ve gazetelerde yukarıdan aşağı, sağdan sola doğru şeklinde gidiyor. Ama normal cümlelerde yine soldan sağa doğru gidiyoruz. Ama kitap ve gazetelerde öyle özel bir durum oluyor. Üç alfabede aynı anda cümle içinde kullanılıyor. Yani birini öğreneyim, ikisini öğreneyim yapamıyorsunuz. İçinde bilmek zorundasınız. Kelimeler arasında boşluk yok. Buna deliriyorum. Kelimelere bağlayan ekler var. Yani mesela watashi wa aishigiru desu. Buradaki watashi ben demek. Wa ben ile cümlenin geri kalanını bağlıyor. Wa'nın bir anlamı yok aslında orada. İşte o yüzden böyle kelimeleri birbirine bağlayan ekler var. Sürekli de değişiyor. Bunları öğrenmek de zor oluyor. Biraz yorucu. Asıl sorun kısmı hepsi iç içe olunca çok gözüme çok fazla geliyor. Okumam daha da bir yavaşlıyor. Zamanla alışacakmışız bakalım inşallah. Hiragana ve katakana aynı okunuşlara sahiptir. Harfleri aynıdır. Sadece yazılışları farklıdır. Saygı kalıpları çok önemlidir. Ben yaklaşık bir yıl kadar Korece çalıştım. Japonca ve Korece'de aynı durum var. Eğer saygılı konuşmayı bilmiyorsanız hiç konuşmayın daha iyi. Şimdi mesela tanımadığınız birisine sen şunu yap demezsin. Bunu yapabilir misiniz dersiniz. Aynı şey burada da var. Ama burada daha da önemsiyorlar. Mesela hani saygı eklerini seviyesi de değişiyor. Ondan sonra cümlenin yapısı da değişiyor. Mesela ohayo. Arkadaşıma ben ohayo derim, günaydın demek. Ama ben mesela bir patronuma, ondan sonra benden yaşlı birisine, benden statü olarak yüksek birisine ohayo demem çok saygısız olur. Ohayo gozaimasu demem gerekiyor. Tabii şimdi gozaimasu her yere gelmiyor. Hep ekler değişiyor. Cidden bu konulara çok önem veriyorlar. Evet, bugünlük de bu kadardı. Umarım ilgi çekici olmuştur. Ufak bir Japonca'ya giriş yaptım. Bundan sonra da dediğim gibi eğer öğrenmek istiyorsanız birbirimize destek alalım. Instagram'dan sizlere günlük olarak paylaşımlara başlayacağım. Ama bu hafta sonu bir geziye gidiyorum. Haftaya güzel bir video ile geliyorum. O yüzden kelime paylaşımına pazartesi başlayacağım. Pazartesinden itibaren hep beraber düzenli olarak çalışalım. Ama önce pazartesiye kadar bu kelimeleri tekrar edin. Öğrenmek istemiyorsanız da bence yine de bir şeyler duymak da sizin için ilgi çekici olacaktır. Kim bilir, belki ileride gelirsiniz, işinize yarayacak şeyler öğretirim. Neyse, o zaman haftaya görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü bundan sonra baba paylaşımlar yapacağım sizlere. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Sayonara.